Abi, Ukrayna bağlı. birisi Ermenistan meydanında Gərbin Rusya ile çok aktif bir mübarizəsi gedir. Ayın 11'inde təlim planlaşdırılıb. Amerika, Ermenistan təlimler. Ve ben böyle düşünürüm ki, bakın prosesler necə ildirim suretiyle, yani artan xətt üzrə gedir. Sanki müharibə olsa, yani toqquşma olsa, sözsüz ki o təlimler olmayacak. Düzdür. Yani bu günleri Amerika'nın Ermənistanda təlimleri engellemek için, Amerika'nın Ermənistandakı təlimlerini engellemek için, bak gerginliğin bir kolunu da onda aktarmak lazımdır ki. Üzer Niye? ve çok üzür istedim. Burada məqsəd nədir? Məqsəd hem Amerika Birleşmiş Ştatlarından hem de Avrupa Birliği ile, yani evvelki koalisiyalar olarak Azerbaycan'ın kurduğu münasibetleri de pozmak. Üzür istedim. Ona göre de şimdi inşallah 11'ine kadar eğer bu sakit ötüşse, ötüştü. Ötüşmedi demeli. Sizin prognozunuz necədir? Ben hesab ediyorum ki 11'ine kadar bunlar ellerinden geleni edecekler ki bir tokuşma olsun ve o təlim baş tutmasın. Şimdi olabilsin kimse buna bir adi bir hadise kimi yanaşsın. Ama bu da o prosesin içinde var. Ben yani tahmin ediyorum. Ama Ermenistan yine de burada bütün fikirlerden alave yine de ben diyorum. Ermenistan bu defa sarsıldığı çok ağır zərbə alacak. Yani bütün o gücün karşısında. Ben de Süleydin Bey'in fikrini destekliyorum ki son derece dikkatli olmalıyız. Çünkü Azerbaycan'ı tahribata çekmek istiyorlar. Ve Azerbaycan'ı günahlandırmak istiyorlar. Bakın hiç kim Ermenistan'a bir çağrış eləmir ki Ermenistan sen dur. Hansı gücünle sen Azerbaycan'la savaşa gelirsen, hansı resurslarla savaşa gelirsin. Hiç kim o fikri seslendirmiyor. Belki de haradasa kimse okuyor. Ben şahsen okumamışım. Çünkü her gün mətbuatı izleyen bir insan kimi görmemişim. Çünkü faktiki olarak bu savaş Paşinyan hakimiyetinin tokuşmada, Paşinyan'ın Sonunda. sonudu. Ve bu da bazılarının arzusunun gerçekleşmesi. Öyle Cənubi bir plan var Qafqazla mı? bağlı çok karşıda çok büyük çetinlikler gözlenir. Elə dünən Rusya prezidentinin o köməkçisinin mətbuat katibinin açıklaması vardı ki Peskov. Peskov'un biz Cənubi Qafqazdan heç yere gitmemişiz ve Geçmedi. gitme fikrimiz de yoktur. O demeydi ki, indi Ukrayna'da, ben de Süleydin Bey'in fikrine katılıyorum ki, Rusya'nın Ukrayna cephesinde şansı yoktur. Bu benim yani subjektif fikrimdi. Zaman Çünkü meselesi olabilir böyle biraz. uzandı, çok uzandı. Bak indiki baş veren prosesler de onu gösterir ki, Rusya fiziki olarak çatırabilmedi. Yine de seferberli. Artık bu seferberliğe Azerbaycanlılara da katıldılar. Özellikle güç hesabına. Yani harda geldi tutup her bir komisarlığa ve Ermenilere para. ona göre daha zor be. Ben hesap ediyorum ki yani Cənubi Qafqazda hele bizi çok büyük çetinlikler gözdür zor be. Köməli Üzeyir bunu böyle planda gösterin. Bugün ordumuzun maşınlarının üzerinde böyle bir görünür mü efirden? Görünmür. A, yani Tersine A diye. tersine A da. Tersine A işareleri. Bu ne mesajdı? Bu ordumuzdan. Bu mesaj deyən yerde eğer sabah baş verebileceği ameliyat vakti yani tanınma nişanı. Bunun için Niye ben mes tersine A? onun da bir remzi var da yani ona Belki yok esne kalsa onu dikkat yetirseniz yani iki goldan dikkat yetirseniz siz orada her şeyi her göreceksiniz. şeyi göreceksiniz ve yani Ermeniler de başa düşmelidirler Anlamıyorum. ki Bu bizim o yani adı. biz sizden gizletmirik. Sizin A təsəvvür elədiyiniz, biz onu X günü sizin için təsəvvür edirik. Daha doğrusu X Yani hərfinin bəli, bizim ha, doğma çok Xankəndi. anlamlı. Yer gelmişken bu günleri kardeş Türkiye'nin o prezidentliğe namizəd Sinan Oğan Sinan da Oğan'la paylaşım paylaşım. etmişti Evet. Xankəndi ilə bağlı. Bizim Telegram kanalında girip Bəli. onu bakabilirsiniz. Yani Sinan Oğan da kifayet kadar məlumatlı şəxsdir. Biz gizlətmirik, biz xan kəndimizə getmək istəyirik və xan kəndimizə də gedəcəyik. Bunu heç kim bizə qadağan eləyə bilməz. Yani Nə az Rus, önce nə de bir Erməni, nə də digərlər.